Çarşıda sitenin başında çarşının başında yabancı birisi gelince bu çarşıdaki en dürüst esnaf kimdir diye sorunca kayıtsız şarsız şu orta dükkandaki Ahmet Efendidir beş vakit namazını da aksatmaz cevabı verilmeli. Namaz kılıyor ama şimdi bazen anlatıyoruz, konuşuyoruz ya namazsız Müslüman olmaz diyoruz. Karşıdaki bize şöyle bir savunma geliştiriyor. Hocam ben filanı tanıyorum, namaz kılıyorum ama bir alışveriş yaptım ondan, aldattı beni, sattığı mal çürük çıktı diyor mesela. Bir Müslüman hakkında bu söylenebilir mi? Bir Müslüman hakkında namaz kılıyor ama yalan söylüyor. Namaz kılıyor ama aldatıyor. Namaz kılıyor ama, kıymetli kardeşim bu sohbetlerde size arz ettim, bir kez daha arz edeyim. Ya Resulallah ismi yok gıybet mevzu bahis değil. Bakın dinin ölçüsü nedir? Dindarlığı doğru anlamak, algılamak anlamında söylüyorum. Diyorlar ki ya Resulallah bir hanım tanıyoruz. Gıybet söz konusu değil dediğim gibi. Yani kim olduğunu söylemiyorlar. Gece namazları kılıyor. Gece namazlarını kılabiliyor muyuz? Bugünlerde kılmaya çalışalım. Aa, sabah namazının vakti 8'e 3 kala çıkıyor. Teheccüd namazını bu kadar uzun gecelerde kılmazsak ne zaman kılacağız? Eftalus salati ba'del mektube <tuhu> salatul leyl Farzlardan sonra kılınan en faziletli namaz Gece namazıdır buyuruyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Elbette beş vakti eda ettikten sonra Beş vakti eda etmeden ben teheccüd kılayım diyen borcu varken sadaka veren adama benzer. Önce borçları ödemek, daha sonra sünnet ve nafile ibadetleri yerine getirmek gerekir. Ama teheccüd için Efendimiz kış müminlerin baharıdır diyor. Kış geceleri rahmettir diyor. Niye? Uzun uzun okuyabilirsin, uzun sohbetler yapabilirsin, dostlukları pekiştirebilirsin, eksiğini, gediğini gündüz kısa olduğu için Meşguliyetinde yok, gecenin ilerlemiş saatlerinde televizyonun başında, internetin başında zaman geçirme değil. Sen alırsın eline okumadığın, bitirmediğin Allah'ın kitabını anlaya anlaya okursun. Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı alırsın eline, yudum yudum okursun çocuklarınla beraber. Allah öyle yapabilmeyi cümlemize nasip eylesin. Şimdi bu hanımefendi gece namazı kılıyor. Evet. Gündüzleri de Ramazan değil, Ramazan'ın dışında da gündüzleri de çoğu gün oruç tutuyor. Ne kadar güzel özellikler değil mi? Gece beş vakit kılıyor. Ona gece namazını ilave ediyor. Ramazan orucunu tutuyor. Onun dışında senenin çoğu gününü hem de Arabistan sıcağında oruçla geçiriyor. Ne güzel vasıflar. Ancak ya Resulallah, ancaktan sonrası tehlikeli komşularıyla geçinemiyor. Geçimsiz bir kadın. Ne dersiniz böyle bir kimseye diyorlar. Beş vaktin yanına gece namazı katan, Ramazan orucunun yanına nafile oruçlar katan, ancak komşularıyla geçinemeyen ahlakında problem olan bu kadın hakkında ne dersiniz? Efendimiz fehye diyor, bu cehennemdedir diyor Efendimiz. Dindarlığın ölçüsü ahlaktır önce. İbadetsiz sakın yanlış anlamayın lütfen. Namazsız Müslümanlık olmaz. Çok açık ifade edeyim. Hem size hem de ekranlarından bizi izleyen Diyanet TV aracılığıyla kardeşlerime namazsız Müslümanlık olmaz. Bir ikindi namazını kasten terk eden, kaçıran bütün ailesini ve malını kaybetmiş kimse gibidir buyuruyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Men fatethu salatul asri fe vetera ehlehu ve maleh. Bir ikindi namazını bile bile kılmayan, kaçıran bütün ailesi ve malı işte eve geliyor ki ev çökmüş, içinde çocuklar, eş, eşyalar hepsi beraber ölmüş ve tarumar olmuş. Kaybı neyse bir ikindi namazını bile bile kaçırmanın kaybı da öyledir diyor Allah korusun. Elbette namazsız olmaz. Ama en dürüst, en ahlaklı, en cömert, en güzel insanların da namaz kılan insanlar olması gerekiyor. Biz olmalıyız kıymetli kardeşlerim. Üslü <laughs> ma uhiye ileyke minel kitabi ve akimus salah. Kitaptan sana vahyedileni oku, namazını da kıl. İnne salate tenha anil fahşai vel münker. <türüyor> Çünkü namaz insanı çirkinliklerden, günahlardan, yasaklanan hususlardan, Allah'ın haram kıldıklarından uzaklaştırır diyor. ayeti i Kerime'de Rabbimiz Celle Celaluhu. Ankebut Suresi 45. Ayet-i Kerime. Çünkü namaz insanları kötülüklerden uzaklaştırır. Bizim bir yalanımıza bakıp da bizim alışverişte yaptığımız bir hataya bakıp da bizim komşulukta, bizim insanlıkta yaptığımız bir hataya bakıp da bizim yüzümüzden, dinden, namazdan bir insan soğursa bunun vebanın altından kalkabilir miyiz? Ya. Bunun vebanın altından kalkabilir miyiz? Boş ver canım ne namazı filan da namaz kılıyor ama çalmadığı, çaldığının, çırptığının haddi hesabı yok derlerse bize doğru yere ama iftiraysa o ayrı bir şey. Hakikaten biz de öyle yapıyorsak bunun vebalinin nasıl yüklenir Allah'ın huzuruna böyle nasıl çıkarız? Onun için kıymetli kardeşlerim bizi Allah katında değerli yapan değerlerin başında hususların başında dilimize sahip çıkmak doğruluktan asla vazgeçmemek gerekir.